İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında heykel önünde sahneye çıkan BAM Teli programı sunucusu ve yapımcısı Tayfun Taliboğlu yaşadığı olayları İnegöllülere anlattı. Ramazan etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde hazırlanan sahnede İnegöllü izleyenlerin karşısına çıkan yol programları ile tanıdığımız Tayfun Taliboğlu, gezdiği yerlerde başından geçen olayları İnegöllülere anlattı. Ya havaya girersen beni de çok susturamazsınız öyle. Sevgili dostlar, beni televizyon ekranlarından tanıyanlarınız vardır. Tanımayanlar da olabilir, çok doğal. Ama Türkiye'nin ilk özel televizyon muhabirlerindenim. Çünkü bir de televizyonda gördüğü insanı eğer canlı olarak gördüğünde, eğer insanlar hayal kırıklığına uğramıyorsa önemli olan budur. Bugün Atatürk Havalimanı'nda uçaktan indim. Bir hacı amca elinde zemzem suyuyla, "Oo benim güzel oğlum," dedi. "Biz Almanya'dayız. Ne güzel cipini atlıyorsun, bu ülkeyi geziyorsun. Bize bu ülkeyi tanıtıyorsun. Tanım çok doğru. Buraya kadar her şey çok güzel. Sen," dedi, "bizim için çok önemlisin. Eline sağlık, yüreğine sağlık," filan güzel güzel övüyor beni. O sıra hacı teyze de yine, o da zemzemlerle geliyor. "Gel gel," dedi. "Hacı bak burada kim var? O her yeri gezen olan var ya, Müjdat gezen olur." Amcayı hiç söylemedim çünkü tanım doğruydu. Ürettiklerimi anlatıyordu. İnsan ürettikleriyle var olursa sürekli olur. Yoksa biliyorsunuz Türkiye'de zaten çocuklarımıza işlenen kısa yoldan arada bir kendinizi gösterin, çekilin, sonra bundan para kazanırsınız gibi büyük bir yalan var. Üreten insanların yeri. Çünkü Türkiye'nin mücadelesi üretenlerle üretmeyenlerin mücadelesi. Geri kalan yansımasıdır onun siyaseti. Burada üreten bir yer. Onun için burada keyif almak mümkün değil. Önce insanların ne ürettiğine bakacaksın. Ne düşündüğü, sonra bu ülkeye ne kazandığı önemli. Peki iftarı burada yaptınız. İftarda İnegöl köftesi yediniz mi peki? Zaten benim için değişik olmaz. Ben gidiş gelişte hep Orhan'a uğrarım mutlaka. Bizim köfteci Orhan'a. Benim uğrak yerimdir. Yani bazen 3 saat aç gelirim sırf buraya uğrayayım diye. Bu enteresandır bu İnegöl köftesi. Türkiye'nin her tarafında var ama burada ayrı tutuyor. Etle ilgili bir şey var herhalde burada. Yani burası da daha farklı. Tabii kendi özel bir kıvamı var. Bundan kaynaklansa gerek yani. Onun için önemli bir şey var. Evet, peki İnegöl'e geldiniz. İnegöl'ün insanlarını biliyorsunuz artık. Neler söyleyeceksin İnegöl insanıyla ilgili? Valla İnegöl insanı demin de söyledim ya. Üreten insanların kendine güveni var burada. Bir de burası çok hoşgörülü bir yer. Herkes işinde gücünde. Ekonominin düzgün olduğu yerde zaten hoşgörü de beraberinde geliyor aslında. Kıskançlıkları mesleki kıskançlıklar burada insanların, şahsi değil. Daha iyisini üretebilme kıskançlığı. Her geçişte ayrı bir fabrika görmek beni keyiflendiriyor. Çünkü benim bütün derdim bu ülkede ne kadar iş yeri olursa o kadar iş ortamı olur. O kadar mutlu insan olur. Mutlu insanların olduğu bir ülkede mutlu yaşarsınız. Bu